vurma lan, vurma vurma. Ahmet gitti abi. Vurma, bayıldı bayıldı, vurma lan. Cuma günü küçük sanayi sitesinde meydana gelen olayda Mesut Kazancı isimli bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre Kazancı, aşırı susuzluk çektiği için metal fabrikasında çalışan bir kişiden su istedi. Su verdikten sonra Kazancı bir şişe su daha talep etti. Ancak bu talebi reddedildi. Reddedilmenin ardından başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek 6 kişinin Kazancı'yı sopalarla dövmesine neden oldu. Polis nerede? Polis nerede? Bir daha ara. Bu anlar saniye saniye kaydedildi. Kazancı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Kazancı'nın ailesi kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda Kazancı'nın yoğun bakımda olduğu bilgisiyle acı haberi aldılar. Evet. 2 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen Kazancı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi. Bana son kez öyle susuver. Olayın ardından polis, 6 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, A.İ. isimli şahsın tutuklandığı bildirildi. Polis nerede? Polis nerede? Ayrıca olayla ilgili bir kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Acılı aile ise suçluların bir an önce adalet önünde hesap vermeleri için yetkililere çağrıda bulundu. Bizim yaşadığımız şeyler, hayvana yapılmayacak şeyler benim kuzenime yapıldı. Biz adalet istiyoruz. Evet. Anlatacak çok şeylerim var, içim yanıyor. Benim yavrum gece saat 10.30'da bulundu. Benim çocuğum ne yaptı size? Ve işten çıkıyor, alkollü değildi. Alkol de alabilirdi, madde bağımlısı da değildi. Bütün karakollara da sorulabilir. Aslında. Bizi yalnız bırakmasınlar. Sadece adalet olarak o suçlular toplansın istiyorum ben. Benim çocuğuma iftira atılmasın. Adalet yerini bulmasını istiyoruz. Bu bence buradaki suçlu yani tek vuran değil. Bunu izleyen de, bunu böyle videolara çeken de haksız. Biz hepsinin adalet sağlanmasını istiyoruz. Hiçbir insan bunu hak etmedi. Mesut bunu hak etmedi. Biz bu olayların nasıl olduğunu kardeşimizden duymadık. Bizim hastamız yoğun bakımdaydı. Biz kendilerin verdiği ifade içerisinde çözüm aramaya başladık. Çözümsüzlüğü kendiler bize çözdürmeye çalışıyor. Biz adaleti bekliyoruz. Adaletin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Adalet neyse yerini bulsun. Biz yani daha ileri gitmeyelim yani. Bizim arkamızda dursun devlet. Faydası olur, zararı olmaz benim kardeşimin. Bunu sorsunlar. Biz adalete güveniyoruz. Canım evladım, ben bu ölen çocuğun babasıyım. Benim 29 yaşında çocuğumu öldürdüler. Bunu öldüren Ahmet'tir, Mehmet'tir, Veli'dir, Ali'dir diye bilmiyorum. Ben devlete güvendiğim için kendi can telaşımdayım diye bunun arkasına şimdi diyorum. Bu devlet bunu bulacak. Ayakkabılarıyla girdiği iş yerinde ayakkabısız bir şekilde dışarı çıkıp kamera kayıtlarına düşüyor. Şimdi içeride nasıl bir arbede oldu ki bu adam ayakkabılarını çıkartıp dışarı kaçmış. Şimdi biz kamera kayıtlarını biz ailecek buradaki tüm insanlar etraflıca kamera kayıtlarını biz kendimiz bulduk. Görgü tanıklarını biz kendimiz devletimize dedik ki bunlar görgü tanıkları, siz de dedik bize yardım edin dedik. Efendime söyleyeyim işte yetkililerle görüştük, iş yerini bulduk, çocuğumuzu kendimiz bulduk vesaire vesaire. Sizden sadece yetkililere bunu demenizi istiyorum. Biz gerçekten elimizi kana bulamadan, başımızı belaya sokmadan adalet istiyoruz. Diğer taraftan İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman'dan açıklama geldi. Su istemiş, su istiyorum demiş. Bunlar da göstermişler, demişler ki içeride
kaza mı? Gitmiş orada demiş burada su içilecek bir şey yok. Bu nasıl bir şey gibi falan bunların iddiası. Bir aralarında bir tartışma çıkmış. Bir küfürlü müfürlü konuşma olduğu iddia ediliyor. Biz tabii bilmiyoruz orada o anda. Bunun üzerine orada bir münakaşa oluyor. Karşılıklı işte birbirlerine bir darp etme olayı oluyor. O olay esnasında iki kişi, birisi o şeyle vuran. İl Emniyet Müdürü Gökduman yaptığı açıklamada olayı tüm ayrıntılarıyla araştırdıklarını ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Şahıs kavga ihbarı gelince arkadaşlar gidiyorlar, alıyorlar şahısı işte 112 geliyor, hastaneye götürüyor. Üzerinde herhangi bir kimlik falan çıkmıyor. Kimlik çıkmayınca kim olduğu, çünkü basında ben onu da baktım işte 5 saat sonra, 6 saat sonra ailesine haber vermiştim diye bir şey var. Üzerinde kimlik yok. Kimlik olmayınca arkadaşlarımız parmak izine ekibini gönderiyorlar hastaneye. Hastanede parmak izi alınıyor. O parmak iziyle kimliği tespit ediliyor. Kim olduğu ortaya çıktıktan sonra ailesine bilgi veriliyor. Böyle bir olay var. İşte, bilginiz olsun şeklinde. Bundan kaynaklı bir ailesine geç bilgi verilmesi sebebi bu. Çünkü üzerinde herhangi kimlik yokmuş. Gökduman, bu elim olayla ilgili emniyet birimlerimiz gerekli çalışmaları tamamladı. Soruşturma neticesinde bir kişi tutuklanmış, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır dedi. Şahıslar tekrar yakalandı, adliye çıkarıldı. İkisi de mevcut olarak çıkarıldı. O sopayı kullanan kişi tutuklandı, diğeri de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol. Karanlığa başlıyor. Tabii. Hepsi mi araştırıyor? Of.